Küresini tuttu göre. Altına yapmış çocuklar gibi buraya çökmüşüm. Yani kollerin arasında kaybolmuşum. Bir de canlı yayın yapayım diyorum. Milletin ödünü koparmaya. Zaten ne sağım belli ne solum. Alıştınız ama değil mi? Ne yapacaksınız? Ya bu deveye gideceksiniz ya bu diyardan gideceksiniz. Öyle de bir muhabbet var değil mi? Bu alt kat olduğu için bu yayın var mı bilmiyorum. Olmayabilir. Aha varmış. Seymur geldi. İyiyim ablacığım sen nasılsın? Mesut sen de hoş geldin. Hıh. Şükürüm. İyiyim. Kahve aldım kendime vallahi gidip. Şehirli neredesin be ya? Ne kanalın kaldı ne şeyin nerelerdesin ne yapıyorsun hiç belli değil halin. Vallahi çıktım yorgunluğumun üstüne bir kahve içeyim dedim. Çünkü saçma sapan işlerle uğraşıyorum. Veysel Kamalı iyi geceler. Hoş geldin. Gerçek köylü neredesin be ya? Tam yatacaktın. Sen de tavuklarla beraber yatıyorsun herhalde bizim göçmenler öyledir. Sabahında beşinde kalkıyorsundur. Ben beşinde yatıyorum son zamanda ve iyicene sapıttım. Bıraktın YouTube kanalını anladım çünkü nerede hiç ne sesin çıkıyor ne solun. Gerçi ben de bıraktım herhalde. Çünkü ben de gören cennetlik oluyor. Ama ne yapayım ki? Şuraya size bir göstersem ödünüz kopacak. Aa kim geldi? Şirin geldi. Şirin merhaba. Nasılsın? İsviçre'ye selam olsun kuzum ya. Zemlak'ım benim. Ahmet'e de selam söyle. Cennet de geldi. Aa sen mi yaşlısın be ya? Bedriye sen hepimizi cebinden çıkarırsın. Nerede yaşlısın? Kim bilir neler yapıyorsun Bedriye ben her şeyi bıraktım. Tamam mı? Ne bağ bahçe mahçe hepsini salladım bayır aşağı. Atölye toplamam lazım. Siparişleri yapmam lazım. Onu yapmam lazım. Bunu yapmam lazım. Geçen gün başıma geleni de bir görseniz. Altı kasa şu kasalardan takı malzemem devrildi. Ve hepsi birbirine girdi. Ve bu ne demek biliyor musunuz? Onları tek tek ayırmak demek. Bugünden itibaren Sahira'nın önüne verdim. Tek tek ayrılıyor. Selamet hoş geldin. Ben de oturdum. Şimdi burada hepsini şekillerini falan değiştiriyorum. Çünkü bir şey arayınca daha rahat bulmam lazım. Satılan şeyleri şey yapmak için. Biraz önce ne oldu biliyor musunuz? Şu mübarek adam bu bardağın içinde ve bu yere düştü. Şöyle düştü ve kırılmadı. Düşünsenize herhalde 3 metreden şu yukarıdan düştü yani tepedeydim. Çünkü onu şuraya gözümün önünde gözümün hizasında olsun ayakken gözümün hizasında olsun. Ben şu anda yere çökmüş çocuk gibiyim yani. Düştü ve kırılmadı ve şok oldum ya. Nasıl kırılmadı ya bardak ya bardak. Bu bildiğin vazo da ben bunu şöyle tozlanmasın diye nerede kamera? Atatürk'ün bu resmini en çok seviyorum. O yüzden bunu böyle bu eski bir antika resim bakın yırtık pırtık bir şey ama çok sevdiğim için en güzel bunun içinde duruyor diye bunu gözümün hizasına getireyim dedim. Oradan bir düşürdüm tak yere ve kırılmadı. Sema hoş geldin. Semra sen de hoş geldin. Çekmesine sevindim. Yani Ahmet de geldi işte duydu sesimi. Hoş geldin. Nasılsın Ahmet? Bunlar benim hemşerim Bulgaristanlı Bediş. Yani kış güneşi de geldi, hoş geldi. Ondan sonra da ta İsviçreler. Ne İsviçresi ya? Kafayı yedim. Murat Bozdoğan'a gitti aklım. Almanya'da ya İsviçre sınırındalar. Oradan kafa gitti. Ay Şirin kafayı yedim herhalde. Hanife hoş geldin. Güney sen de. Yani bakın güneyi görünce aklıma geldi. YouTube'a olanlar aynen bak hem şey koydu hemen Bedriye koydu. İşaret koyun arkadaşlar. Fidan da geldi. Malakçıoğlu hoş geldi. Kusura bakmayın. Video yayınlayamıyorum. Çünkü çektiklerimi editleyip koyamıyorum. Koyamadığım için de böyle herkes bir tarafa. Ben bir tarafa oldum. Evin içinde herkesi çalıştırıyorum. Mecbur. Ondan sonra ay kış güneşi beğeni yapmış. Yapmayan yok galiba. 20 kişi 18 beğeni var. Herkes yapmış. Herkes artık eski burada. Anne yüreği de geldi. Hoş geldi. Şehrivan sen de hoş geldin. Bir dakika be ya ben bunu rahatsız etmeyin dedim. Bu beni gene rahatsız ediyor. Neyse. Artık bu zart zurtlardan zıplamayın.
Mazot mu? Akduman. Ne mazotu be? Artık isimlerinizi mazot mu koymaya başladınız mazot zamlarından? Hoş geldin kardeş. Ama ben sizinle çene çalarsam iş yapamam ki gene. Açtığıma da pişman olacağım birazdan. Neyse, pişman olmayayım. Hem iş yapayım, hem uğraşayım. Şimdi bir insanın 50 tane dükkanı olursa, ki 50 tane yoktu ama bayağı vardı. Bu kadar çok malzemesi olur. Bakın şimdi her yerden böyle böyle takılar çıkıyor. Böyle böyle takılar çıkınca bir de koli göstereyim şurada bakın şimdi. Böyle 20 tane koli takı var. Hepsi dükkanlardan kalma. Hepsi elden geçecek. Hepsi el emeği, göz nuru tamir olacak. Kafayı yiyeceğim. Dökülene mi bakarsın? Akana mı bakarsın? Kokana mı bakarsın? Bakarsın yani. Ve giriyorum öğlen buraya çünkü mecburen kimi zaman öğlene kadar uyuyorum. Çünkü sabah 6'da ya da 7'de yatıyorum. Gecem gündüze döndü yani. Çünkü buraya girdim mi bırakamıyorum. Bırakamıyorum ama bakın gerçi bir şey yokmuş gözümün altına var mı be? Yok ya bir şey yokmuş. Gözlerimin altı morarmış diyecektim yalan oldu. Ertuğrul Şaziye geldi. Hoş geldi. Zamdan dolayı mı anladım kardeşim ya artık yaratıcılıkta sonu şeyimiz yok. Biliyor musunuz ne yaptık biz? Öğretmen Sahira'dan proje istemiş. Bunu şunun içine koyayım. Bu arada benim kullandığım parfüm bakın bu. Moschino. Bunlar en son aldığım kutu buydu. Ondan sonra artık Amerika'dan getirtiyorum. Bulunmuyor. Hanife yardıma gelin be ya. Gelin. Ancak 4.000 kişi gelirseniz kurtarırsınız beni. Yoksa başka türlü ben bu işin altına kalkamayacağım. Bu buna uygun değil. Bunu nereye atayım? Buraya atayım. Ay Bedriye. Vallahi senin dükkanın vardı. Benim de biliyorsun boncuk dükkanım vardı. Ama devrettikten sonra da elimde kalanları geçtim. Pazardan kalan takıları geçtim. Dükkanda satılan takıları geçtim. Var da artık böyle geliyorlar bana artık. Yani vallahi bilmiyorum nasıl yapacağım. Nasıl çıkacağım bu işin içinden hayırlısınla. Ve en kötüsü bu boncukların birbirine karışması oldu. Perisan devamlı ödevi var. Ondan böyle bir şey rica edemem. Sahir ala biz bu işi tek başına çözeceğiz. Azıcık da Yusuf'tan yardım alacağız anlaşılan. Bir kutu kapağı lazım. Bunu boşaltmam lazım. Uyku deyince uykum geliyor. Ya ne diyeyim size artık. Kim yazdı? Semra yazdı. Bir şey yazdı. Ne yazdın kız? Kafa fislikliyorum ya şu arada. Neyse ya git elimden kahve içeceğim azıcık oturacağım. Merve hoş geldin. Yusuf da yukarıda etiket yakıyor. Teşekkür ederim. Atayım çöpe ömrüm uzar. Tabii canım ben bunlar zaten çok kolay kazandım Bediş. Olur mu at çöpe? Şengül de geldi. Hoş geldi. Şekerim nasılsın? Şengül hiç konuşamadık geçen zamandan beri. Devamlı ben giriyorum bu atölye gündüz çıkıyorum bir sonraki sabah. Öyle olunca şimdi şey diyor bana Bedriye. At çöpe ömrün uzar. Uzar tabii şimdi göstereceğim bir şey. Bediş izle bak şimdi ömrüm uzayacak. Buna verdiğim paranın haddi hesabı yok. Şehriban hoş geldin. Durun bakın şimdi göstereceğim. Bunlar maske yapıyordum dükkana tabii. İstanbul'daki dükkanları devretmeden önce. Şu minicik bakın bu ne biliyor musunuz? Burada 5 renk var. 5 mi var? Evet 5 renk var. Bediş bak bu ne biliyor musun? Tüy. Bu biçilmiş şey yapılmış kuş tüyü. Artık hangi ülkenin tüyü ise. Bunlar bakın böyle şekillendirmişler ve bu yaklaşık 10 sene önce bu şekilde kaç paraydı ya yalan olmasın. Kim geldi? Aa Akın geldi. Hoş geldi. Evet ya. Ne yapalım işte. Şey 49 lira. 50 liradan 1 lira eksikti hatırlıyorum. Çünkü kadın bana 1 lira üstü vermişti. 2-3 gün sonra gittim 4-5 renk daha aldım. Çünkü neden? Vallahi nedir adı Bediş ben senin o konuda yarışırım şimdi göstermeyeyim. Haklı çıktığımı göreceksin. Çünkü Eminönü senin de benim burada 20 dükkanlık ürün var şu anda. Ha
Bu 49 liralı ve o günkü şartlarda düşün kaç dolar olduğunu. Yani bu dediğim 10 seneden fazla oldu. Çanakkale'ye gelmeden önce aldım ben bunları. 4 renk ve bunun gibi daha neler neler. Buralar her tarafı tüy. Şimdi bir dakika dur. Dur şunları bir perişan etmeden kapatayım. Çünkü bunlar değerli ya. Sonra çünkü maske yaparken ütülemem gerekiyor yoksa bunları. Kim geldi? Rahime geldi. Hoş geldi. Bu ha bak bak şey göstereceğim. Nedir adı? Ay. Ay dur. Tırnağımı kırıyordum. Ay Bediş. Şimdi bunları sana göstereceğim. Dur kalk. Oturdum kalktım. Bediş izle bak şimdi ne göstereceğim. Bu kutu bildiğin çizme kutusu. Öyle düşün. Kocaman. İzle bak şimdi Bediş neler var burada. Bak şimdi. Bu büyük bir paket. Bu başka bir paket. Bediş bu başka bir paket. Ve şöyle göstereyim Bediş'im. Gör. Ha yaklaştırdım. Bundan böyle 20 kutu var. Dükkandan beter bir ev burası. Ve ben bunları ne yapıyorum biliyor musunuz? Şimdi bakın Amerika'ya bir tane acayip bir sipariş aldım gene. Hayır şekerim biliyorum haksızsın demiyorsun ama demek istediğim. Hani dedin ya ben Eminönü'nden neler aldım neler. Ben sana şimdi buraya bir göstermeye gelirsin. Köy evi nasıl gideceğiz köy evine yakında. Gülsen Öztürk. Dur bir daha yazsana Gülsen. Şey toprağım bak ne göstereceğim. Şimdi sakın ama seninle yarış yaptım falan söyleme. Yapmıyorum yarış. Sadece şimdi izle bak şimdi. Biz dansöz kıyafeti işliyorduk. Pasajdaki. Şimdi bak böyle. Bak bunlar tek tek dizildi. Tek tek. Burada kaç dize var biliyor musun? Bunları biz tek tek dizdik. Hatta hala ip üstünde. Bak ip. Gazeteye sardığım ip üstünde. Hatta şimdi ben bunları tek tek hepsini değerlendiriyorum bir şekilde. 3-4 yıldır sizi... Ay! 3 senedir ben... Toprağım! Bediş sana diyorum bir dakika. Bak şimdi Bediş'im burada neler var. Otto Portofino geldi, hoş geldi. Bediş'im ya, ben aklıma tüküreyim. Ben nasıl bir akla sahipsem. Bunlar hep dizilmiş. Bak şöyle şöyle iplere. Bak burada, bu kutuda da şöyle 50 tane ya da 100 tane var. Belki daha çok var. Ay. Hepsini attın mı? Ben atamıyorum. Hepsi çok değerli ve çok çok emek verdim. Bak bak Bediş'im göstereyim. Bak burada o dizelerden kaç tane dizilmiş var. Yani benim suratımı kapatıyor bu şeyler. Yani anlayacağınız acayip çok iş var. Dükkan açmaç, dükkanla mükkanla oynayamam, uğraşamam. Şengül hoş geldin. Başka bir Şengül geldi daha dur. Dur şunları ben yerine koyayım. Bir de bakın şimdi hepsi şöyle önde yazıyor ne oldu. Yoksa bir malzeme aradığımda bulabilmeliyim. Yoksa işim çok uzar. Hop hadi şunları kaldırayım şuraya yerine. Ha en basit bak şimdi. Bak bak ne kadar. Tuhafiye dükkan açsam 40 tane açarım. Şimdi bak burada ne var? Bedişim. Bak şimdi kaç turda ha bunlarla şimdi kostüm dikiyorum ya. Kostüm diktiğim zaman bu bilek şey gömleğin şey şöyle kostüm yapıyorum ya. Prens mrens gömleği bilmem ne. Olsun olsun hiç önemli değil yazarken ben okuyorum. Ama kimi zaman okumadıysan bir kere daha yazın. Bak Bediş ne kadar güzel bir dantel görüyor musun? Bunu böyle kolay olsun diye hiç uğraşmıyordum mesela. Bak bu kol, yaka, yakalık yapıyordum. Şöyle Bediş görüyor musun? Bediş bu arada benim hemşerim o. Bakmayın öyle domates biber ektiğine. Kanalını takip etmiyorsanız edin. O terzi normalde. O yüzden bana diyor. Benim eskiden dükkan şey dükkan Eminönü benimdi diye. İşte o yüzden dükkan gibi ev. Bak bunu eteğin ucuna dikiyordum böyle otantik etek. Ondan sonra neler yapıyorduk neler. Şimdi artık o kadar dikmiyorum ama
Şimdi sipariş gelince en çok Amerika'dan geliyor. Sevgi. Nasıl? Bir daha söyle daha. Sevinç Davudov, hoş geldin. Atamam vallahi, hiç atamam, bunlar hep para. Ben ömrümün sonuna kadar bu işle uğraşacağım için Emine, Emine diyorum Bediş. Hayatta tamam bak, bunlar hepsi para. Yani bunları attığım zaman bir şey lazım olunca gidip Eminönü'nde de şimdi gidemiyoruz, alalım. Her şeyde kullanıyorum gerektikçe. Vallahi peynir de yapıyorum, domates de ekiyorum, hepsini yapıyorum ama daha başlamadım. Bu sene Yusuf'a transfer şey devredeceğim bahçeyi. Evet ya, hele şükür yakaladın. Oya Arat. İyi akşamlar, hoş geldin. Bedişim bak böyle işte. Hepsi burada yazıyor. Mesela ne yazıyor? Renkleri yazıyor. İçinde ne var yazıyor. Ondan sonra. Şimdi bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hep aç kalıyoruz ya biz halk olarak, millet olarak iş bulamıyoruz, şey yapamıyoruz. Aslında oturup Semiha Süleyman bir atölye olmalı. Evet, bir atölyem var canım. Merhaba, hoş geldin. Bir atölyem var. Bak göstereyim atölyemi. Ödünüz kopsun şimdi. Şöyle kaldıracağım. Siz bakın atölyeme. Ben bakın ne kadarı. Ha Şahin, sizin sigortanız da geldi. İzledim videonu komple biraz önce. Sevgi Akın. Seni okumadım değil. Herkes okuyorum. Okumadıysam bir daha yazın. Bakın şimdi atölye gözünüz görsün. Ödünüz kopmasın ama. Nereye göstereceğim bilmiyorum ki. Bakın şimdi burada keçeler, şurada arkada tüller. Ne onlar be, başka bir sürü işte. Neyse şöyle bir gezdireyim, ödünüz kopsun, ondan sonra da yayına devam edeyim. Durun bunu yerleştireyim şimdi gene yerine. Nerede de bu, şuradadı. Ha. Şöyle. Ay. Çok güzel değil mi? Çok güzel, doğru sabah seçkin. Selam, hoş geldin. Ay, değil mi? Bedire ne yazdın? Bir şey yazdın, çok hızlı geçtim. Okumadıklarım bir daha yazsın. Sen iyi olduğuna sevindim kardeşim ya. Yani bu Covid belası başımıza bela oldu ama gidecek, yavaş yavaş gidiyor zaten. Bugün erkenciyim çünkü çok sıkıldım bu burasının içinde. Sevil BG, hoş geldin. Kız bak, spamda değilsin. Görüyor musun? Yazabiliyorsun. Niye bana öyle dedin ki? Esma Kaşlı. Vallahi keç... Ay canım benim, kaç kere yazdım. Es geçmeyin bak kimseye. Öyle yazmayın. Öyle yazınca kalbim kırılıyor. İncikten boncuktan tak ya. Yani of of işte bak. Şimdi izle bak. Bediş görüyor musun? Şuraya bak. Bunlar böyle dizmişim, bırakmışım. Şimdi hepsini şey yapıyorum. Asortemin işte ayarlıyorum ki ana bu kutu kırılmasın. Bu kutu değerli bir kutu. Bunları ayarlıyorum ki yavaş yavaş, kaptan kızma bile dikmiyorum. Kaptan kızına bile dikmiyorsun. Dikme vallahi, boş ver, lazım değil. Bak sen çünkü çok dikmişsin. Ben el aleme sipariş yapmadığım için senin kadar bıkmadım. Şimdi ben dükkanlara lazım olan şeyleri yaptım. Aa, düzeldi. Moderatörle düzelmiyor kuzum benim. Seni YouTube spamdan çıkarmış. Rukiye Can, merhaba, canlı yayını yakaladın, hoş geldin. Ben bugün birine daha sordum senin bu spam durumunu. Ya niye bir insan spama düşer diye. Ya bir de Mesut, selam herkese dedin, hoş geldin. Bir de biliyor musun Sevil, ne var? Bunu biz çözemiyoruz ama YouTube'un değişik değişik şeyleri var. Bize dayattığı şeyler. Çünkü ne buldum bak, şimdi burada daha bir tane daha buldum. Baktıkça bir yerden daha bir inci çıkıyor. Ne diyordum ya? Evet, az gezen spam olmuyormuş YouTube'da. Bak ne diyor şehirli çoban. Az gezmen lazım YouTube'da. Sevil sana dedi bunu büyük ihtimal. Merhaba Elif. Çok canlı da yazıyorsun, anladım canım, anladım. Ha ne diyordum? Bir de gene geçen gün Dilara'yı izledim. Şu Dilarasyon kanalı olan kadın var ya, kanser olan, ona destek olmak için devamlı onu evin içinde döndürüp duruyorum her gün yayınladığı videoları. Geçen gün kulağıma bir şey takıldı.
YouTube paramı kesiyor dedi. O yüzden dedi oğlumun kanalında mı yapıyorum bir şey dedi. Öyle bir şey dedim bir dinleyeyim bunu. Sonra sordum dedim ki Allah Allah. Neden öyle oluyor? Hiç kimse bilmiyor. Hiç kimse öyle bir şey bilmiyor. Yani niye kessin? Cenk Tuğç hoş geldin. Niye kessin ki YouTube parasını dedi. 50 kişiye sordum. Yani Gülen hoş geldin. Neden bir şey keserler? Uykusu geldi yatıyorsun. Tamam. Geçme git yat. Git yat bırak sen beni. Ne yapacaksın? Git yat uyu. Vallahi ben de izliyorum Rukiye çünkü destek olmak istiyorum. Gerçekten bütün insanlar hasta olmasın. Hastalara çok üzülüyorum. Arada bir midemiz falan bulanınca ben onların haline çok varıyorum. Çok üzülüyorum yani. Kimse kanser manser olmasın. Cümleten selam demişsin. Sen de uykun geldi. Bakın kanalı olanlar şey koysun. YouTube işareti koysun. Kaçırıyorum kimin kanalı vardır diye. Bugün Hüseyin herkes tek tek sayıyordu yani. Birbirinize destek olun diye. Gerçekten birbirinize destek olun. Ben olabildiğim kadar herkese oluyorum ama yetişemiyorum. Çünkü nedir adı? Gidip abone oluyorum. 2-3 bin kişiye aboneyim yani. Ay herkes bana yardıma gelecek ama kimse bana yardım edemiyor ki Yusuf bile neden? Çünkü burayı sadece ben becerebiliyorum. İşte yığmışım yığmışım. Bakın Çanakkale'deki dükkanı kapattım ya. Oradan böyle kolinin içinden hepsini çıkarıyorum. Böyle askılarınla da kolilerden çıkıyor. Bakın dükkanın ürünü bu. Üstünde etiketlerini falan hep söktüm. Çünkü etiketler yırtıyor birbirini. Bunlara zarar veriyor. En çok bakın şehirli çobana destek olacakmışsınız. Olun birbirinize. Ama şehirli ne oldu? Ben seni hiç göremiyorum hiçbir yerde. Gerçi ben hiçbir yere varamıyorum ki. Kendi kanalıma bile gelemiyorum. Güzin Gülcür de geldi. Hoş geldi. Kadri de geldi. Selamlar olsun. Kucak dolusu selam olsun hepinize. Ah Bedriye sen yardıma gelsen en çok sen işime yarayacaksın vallahi. Çünkü neden? Sen biliyorsun ya şimdi bu işleri. Seninle 2 dakikada bunları biz ne deniyordu ya? Sortira yapmayın Türkçesini bulamadım be. Bediş söylesene sortira yapmak neydi? Neyse ya boş verin sortirayı. Bakın Gülsüm'ün kanalına da gidin. Nedir adı? Güney'in kanalına da gidin. Kimin adı başka da Bediş'in kanalına gidin. Sortira'nın Türkçesini bilmiyorum. Sevil. İşlerin çok yoğun zaman. Sen neredesin ki şehirli şimdi? Sana da yetişmek yetiş. Ayıklamak. Hah bulduk. David gene yetişti benim imdadıma. Soğuk memleketin sıcak adamı. Hoş geldin. Anladınız mı? Neydi? Ayırmak mıydı be? Ha, ayıklamak, ayıklamak. Bulduk, bulduk, bulduk. Haydi. Vallahi boş ver sevgili bilmeyelim Türkçesini. Bildiğimiz yetiyor bize. Ne diyecektim? Bir şey diyecektim. Bugün İstanbul'dasın. Yarın neredesin şehirli kardeşim? Ay Gülsüm. Gülün istiyorum ya sana kendi kendime de. Şengül ne yazdın Şengül? Bir dakika çok hızlı geçti. Dur bir dakika ben doğru mu okuyorum Şengül'ü? Niye 60 kişisiniz de 45 tane kapıyı çalan var? Öbürleriniz bacadan niye giriyorsunuz? Dingo Nahrı mı burası? Çabukun gidin çalın şu kapıyı. 45 beğeni 58 yapın. Düzenlemek, ayıklamak. Evet evet Şengül. Tasim. Kız Şengül Tasim sen Bulgaristanlı mısın? Bizim soyadlarına benziyor senin adın. Anladım inşallah gideceğiz. Ayşegül Hollanda'ya selam olsun. Bu kim bu kanalda? Ben de beklerim. Güney. Nasıl? Anlamadım. Vallahi sen hepsini atarsın. Para saymadın ya. Atarsın tabii ki. Görüyor musunuz? Hemen benim emeğimi çöp ediyor. Hayatta hiçbir şey atmam. Bakın atmak kadar kolay bir şey yok. Vallahi şimdi çıksam zıbıtsam kapının önüne bir de kibrit çaksam kimse bir şey diyemez. Kız ben Güney Mumoğlu diyor. Kız nasıl Güney Mumoğlu? Senin de kaç tane kanalın var? Ha Güney burada. Öbürü kim?
Bu dibinde eksi kimsenin. Gül Güney. Kız kaç kanal yapıyorsunuz ya? Ne yapacaksınız bu kadar kanalı? Gül Güney. Vallahi o galiba. Neyse bir kahve içeyim şuradan azıcık. Ha işiniz gücünüz yok kanal kurun. Ben de kurdum ya bir tane bir sürü içine video çektim. Geri dönüşüm bir türlü yükleyemiyorum. Bir sürü birikti. Bütün hard diskler doldu. Bir gün biri gelip hard diskleri çalıp kendine kanal kursa zengin olacak. Benim gibi lakayt bugün var yarın yok. Sanki yani şey kendimi size diyorum dingonun ağrına geldiniz YouTube'u ben dingonun ağrı sandım herhalde. İşi gücü bıraktım oturdum bak sizinle şimdi şey yapıyorum. Bitkiyi buraya taşıdın. Ne bitkisi ya? Aliye sen hoş geldin. Sefalar getirdin. Rahime. Sevil kaç kanalı var kız? Selin bir tane var galiba. Onu da ben yeni keşfettim. Emrullah Kaya da geldi. Hoş geldin. Sefalar getirdi. Vallahi nedir adı? Mesut. Çocukken ben Beyza Şov izlerdim. Şimdi sizi. Aa gerçekten mi? Çok keyifli sohbet döktürüyorum. Geleni kovuyorum. Gidene bir laf ediyorum. 57-57 oldunuz. Bak işte şimdi fırçayı yemeden kimse nedir adı girmiyor kapıdan bacadan giriyor. Görüyor musunuz? İlla yani dürtüklemek lazım. Sonra da neden video yayınlamıyormuşuk, yapmıyormuşuk, etmiyormuşuk. Ayağımın altı boncuk dolu. Döküldü ya bunlar buraya 2-3 gün önce. Yam olmuş, yıkılmış. Hep cıkkıcık oldum kendime. Ay. İki içerik vardı ayırdın. Hiç ayırmasaydın daha iyi. Benimkisinde 40 içerik var. Kanalda 40 bin abone var. 40 içerik var. Her bin aboneye değişik içerik var. Şengül okuyamadın. Kaçırdın evet. Canım Bulgaristan Türküsün. Belçika'dasın. Ay kurban olurum Şengül'üm. Olsun Belçika'da ol. Gurbet değil yavrum. Yaşadığımız yer gurbet olmuyor artık bize. Benim kanal yok. 3 kişi takip etmekteyim. Birinci sizsiniz diyor. Aa, çok teşekkür ederim David. Çok çok sağ ol kardeşim. Vallahi gelirsem bir gün İsveç'e doğru oralara sizi gelip göreceğim. Ay kim geldi Ülkü? Ataylar yayınlar hoş gel. Doğru mu okudum be? Ha şimdi oturdum gerçekten altına yapmış çocuk gibi buraya bir tane ne buldum altımda ne var bir tane şöyle helva kutusu var. Ondan sonra bakın tozlar uçuştu. Oturdum laflıyorum sizinle bıraktım işi gücü. Akşam annemle yola çıkıyoruz. Abla 18 Mart'ta Mehmet Asir 19. Niye ve Cumhurbaşkanı'nın işi gücü yok size mi bıraktı? Şey nedir adı? Köprüyü açmayı anlamadım. Köprüyü açıyorsunuz. Allah Allah. Emrullah öldürme beni. Nemiş Ülkü Atalay. Ha şimdi okudum şekerim ya. Hoş geldin kusura bakma. Ha doğru. Emine sen de hoş geldin. Nerelerdesiniz be ya hoş geldin. Şimdi Emineler çok ya bu Emine Orhan. Durun birazcık içeyim. Köprü mü açılıyormuş be ya? Mehmet mi geliyor? Ben geçen gün kimden duydum? Birinden duydum geliyormuş diye. Kim dedi bana? Kim dedi bana Mehmet geliyormuş diye? Haberim yok. Mehmet Asır'dan söz ediyorum bu arada. Benim kardeşimin kanalı da var. Onu da takip edin. Gurbetçiler için özellikle çok iyi. Güzin işte biliyor Mehmet'in kanalını. Vallahi sen de erteleyip duruyorsun. Ay Güzinciğim boş ver vallahi. Ertele dur. Kafan rahat olur. Çok mu oldu? Evet biraz oldu. Kaçtı? Ay yok be ya çok olmamış. 30 dakikacık olmuş. Sabaha kadar canlı yayın yapıyormuşum. Telefonum patlıyormuş. Bu arada ben telefonumu şarja takmamışım. Birazdan gümbür diye gidecek telefon. Küt diye gidecek. Neyse bana uyarı verdiğinde takayım. Isınmasın. Ne demiş Emrullah? Uçakla İstanbul'a geliyor. 15 Mart'ta benim araçla karşılamaya gideceğiz. Mehmet'i mi karşılayacağız be? Ha. Sırf köprüyü açmak için mi geliyorsunuz? Vallahi işte.
Bakın şimdi görüyor musunuz? Ta nerelerden köprü açmaya geliyorlar. Siz bir de Cumhurbaşkanı'nın konvoyuna katılın gelin Emrullah. Mehmet arayayım ben yarın biraz güleyim. Diyeyim kardeşim Cumhurbaşkanı'nın eskortuna katılın gelin diye. Mehmet yol videosu yayınladı. Ben onu gördüm Hüseyin ama o şey videosunu yayınlamadı mı? Hüseyin abiyle beraber. Ya da beni anlamadın mı? Vallahi bizim ben her gün Mehmet'i bir açıyorum. Ne yaptı ne etti. Eskilerini falan izliyorum. Desteğim olsun kardeşime diye. Herkese destek olmak istiyorum. Hüseyin, Şahin sizin sigortacınızı izliyorum. Fidan iyi geceler şekerim. Öptüm seni. Sen de sağlıcakla kay. Anladım işte ben çünkü onların canlı yayınlarını izlediğim için Hüseyin onu bugün izlemedim. Bugün senin videonu komple izledim. Çünkü ben onları canlı yayındayken hep izledim. Ben başlarında oturamazsam bile şekerim Emrullah o eski videoda ona ilk gösterim yaptı o. Onu biliyorum da demek istediğim şu ben onlar canlı yayınlıkken bilgisayarı açtım evin içine gittim gezindim onlar konuştu. Arada bir geldim yorum yaptım işime baktım onlar da yolculuk yaptım. O zamanki halini tamam anladım. Ay sağ hoş olun hepiniz bütün kanallara başarılar diliyorum. Herkesin kanalı olan burada kim varsa kim yoksa herkesin yolu açık olsun. Hiç kimseye fesatlığım hasetliğim yok. Elimden geldiğince de hepinize destek olmaya çalışıyorum. Destek olabildiğim kadarı. Ama kimi insanlar çok çabuk pes ediyor. 3 video yüklüyor fenomen olmak istiyor. Nerede var öyle bir şey? Benim 700 mü oldu videom? Kaç videom oldu benim be ya? Biriniz baksanız ya bakalım. Kaç tane videom var ben hala pes etmiyorum. İyi geceler Gülsüm, hoşça kal. Tabii ki geliriz senin kanalına da kız. Arada bir bana yorum yap, ben unutuyorum kanallarınızı. Emrullah annene kucak dolusu selam söyle. Kiraz'a inşallah Bediş. Bediş bugün 3 Mart biliyorsun değil mi? Bulgaristan Osmanlı'dan kurtuluş günü. Hatta bugün aradım Bulgar eşimi dostumu. 703 tane video olmuş. Bak abo 703 video mu olmuşuk? Ay kızına da çok selam söyle. Şengül kızının adı ne? Adını zikredeyim de mutlu olsun. Yaz kızının adını. Bu arada bugün Bulgaristan'ın 500 senelik esaretinden sonra kurtuluş günü. Ben şimdi nedir adı? Koyu bir Bulgaristanlıyım ya. Bir de bu arada Atatürk'ün resminin yanında Görgü Dimitrov da vardı. Bediş onu yukarı buzdolabıma astım. Magnet çünkü onu bir pazarından almıştım. Ondan sonra Enise. Ay Enise'ye kucak dolu sevgiler kız. Enise öpüyorum seni şöyle kısacacık kucaklıyorum şekerim. Şengül sarıl benim için kız çenem. Bediş o yüzden ben Bulgar bayramlarına da sonsuza kadarı hep saygı duyacağım. Osmanlı esaretinden bir halkın. Kız niye çektin geri yazını? Osmanlı esareti doğru yanlış değil ki kelime. Bak bak sildi şeyini. Nedir adı? Yorumunu sildi Bediş. Evet 500 sene Osmanlı esaretinden sonra. Ve düşünseniz ya şimdi biz de bu Osmanlı'nın yüzüne gitmemişik mi o gavur topraklarına? Ve şimdi bize buraya gelince Bulgar diyorsunuz. Mehmet Karagöz iyi akşamlar hoş geldin. Vallahi hiç de Bulgar değiliz. O ya teşekkür ederim hiç de Bulgar Bulgar değiliz. Vallahi has has behas Türküz. Sen abim geldi yakışıklı abim benim abi hoş geldin. O yüzden vallahi Bulgaristan'ın bütün bayramlarına saygı duyuyorum. Bulgar halkını da tebrik ediyorum. 500 sene sonra Osmanlı'yı nasıl püskürtmüş diye. Ve bir Osmanlı torununu da olarak kendimle de gurur duyuyorum. Karamanoğlu sülalesinden gittiğimiz için de gurur duyuyorum. Ama Bulgaristan'da doğduğum, büyüdüğüm için de sonsuza kadar gurur duyuyorum. Ben bir Atatürk kadını ve nasıl denir Cumhuriyet kadınıyım. Ama öbür tarafından da bütün Bulgaristanlılığımla gurur duyuyorum. Türk'üm, Atatürkçüyüm, doğruyum. Ama Bulgaristan'dan da hiçbir şekilde vazgeçmiyorum. Evet, keşke herkes bizim kadarı Türk olsa. Hiçbir şekilde de ne korkuyorum bunu söylemekten ne de gocunuyorum. Selimeciğim hoş geldin. Bedişim seninle de gurur duyuyorum. Zemlakım benim.
Yani biz çalışkanız vallahi, kimse bir şey diyemez. Bizim mahalle yukarı mahalle. Durup durup bunu söylüyorum. Yani bir de biraz da çingenlik var falan diyorum ama yok da, çingenleri de çok seviyorum ayrıca. Vallahi değil mi? Şengül'üm aynen öyle. Başka size burada merak ettiğiniz ne olabilir diye bakıyorum, göstereyim diye ama göstermeyeyim. Kafayı yemeyin benimle beraber. Azıcık şurada iki laf edelim. Yani iki lafın belini bükelim. Ondan sonra da kapatacağım yayını. Sizden aldığım o gazla sabaha kadar devam. Neydi be, sabaha kadar diye bir laf vardı ya. Bir muhabbet vardı böyle komik. Neydi? Neydi o ya? Sabaha kadar bir şey. 24 Mayıs'ta inşallah. Aha, Mehmet geldi. Hoş geldi. Dur be, ya ne yazdın? Bir daha yaz. Şey. Abi dur be. Aynen vallahi. Hiç bile. Birazcık var bir kırmızılık, bir çingenlik ama. Baksanız ya. Küpeler kocaman. Sabaha kadar. Değil mi? Bak bak yazdığı şey. Ay değil mi? Sallıyorum Nesibe ne de. Merhaba. Ayşegül Girgin hoş geldin. Ay, fırıncı Sami de geldi. Bu arada cenneti tanıma şerefine sahip oldum. Tatlı bir kadındı o da. Gülnaz, bu ürünleri nerede kullanıyorsun? Nerede kullanmıyorum ki? Bakın şimdi bir iki güne bir tane bir şey, bir sipariş veriyorum. Ha, İzmir Dikilli abim de geldi. Hoş geldi. Sefalar. Nereden için? Hepsi buraya geldi. Siz birbirinize haber mi verdiniz? Anlaşmalı mı geliyorsunuz baskına gelir gibi? Kızarım ha. Ne yapıyordunuz arka planda bakayım? Mehmet İstanbul'a geliyormuşsun, öğrendim biraz önce, aldım şeyini. Ben aslında duydum bir geliyorsun diye falan, bir 18-12 Mart muhabbeti ama tam anlayamadım, sana da yazmadım yani. Teşekkür ederim Hüseyin abi. Sevgi Hanım'a selamlarımı söyle. Sarıl benim için ona. Ondan sonra Mehmet anlamadım ne olduğunu ne bittiğini. Şurada bir biraz önce yorumunu da okuyamadım, çok hızlı geçti, bir daha yaz. Projeyi hazırladılar. Aa, değil mi Hüseyin? Şey, bizden arka planda habersiz baskın yaptılar bana. Var olun hepiniz. Hepinizi gerçekten çok sevip saygı duyuyorum. İyi ki hepiniz varsınız. Bir Yücel gelmedi. Aa, evet, biraz önce. Ben de bugün senin Instagram'daki şeyini gördüm. Şimdi gülmeyin bana sakın, çok kızarım gülerseniz. Şey yazmışsın, akşam 6'da ilk gösterim var diye. Ondan sonra evet, kahve içeriz de biraz önce dedim artık Cumhurbaşkanı'nın nedir be, eskortunda gelirsiniz artık. Neyse, ne diyordum, ha, senin canlı yayından söz ediyordum şimdi biraz önce şey Mehmet Asir. Ondan sonra ne diyeceğim, gördüm Instagram'da senin şeyini. Demişim ki saat 18'de ilk gösterim. İlk gösterim ne olduğunu bilmediğim için o kadar güldüm ki sonra kendime. Evet, unutmuştum ve ben iki kere baktım. Canlı yayın sandım. Dedim dur şunlara bir selam vereyim. Ondan sonra ilk gösterim. Dedim ki bu ilk gösterim ne be ya? Aradım birini, dedim ki ilk gösterim ne demek? Dedi ki böyle böyle. Ondan sonra şey yaptım. Baktım sizin Hüseyin abiyle Türkiye'ye geldiğiniz şeymiş. Benim canlı yayınım yok. Köprü açılsa bana ne? Çanakkale kalabalıklaşacak. Hiç nefes alamayacağız. İstemiyorum kimse gelmesin. Gerçi ben de sonradan geldim Çanakkale. Ama canım sağ olsun, ne yapayım. Daha öyle baktım ilk kere yayına. Yok dedim, bu bizi kandırmış. İlk gösterim demiş ya dedim. Geçtim. Ondan sonra da ben zaten size canlıyken izlemiştim gelirken yolda. Onun haricinde ne diyordum? Bir şey diyordum. Ha, bir tane kadın keşfettim. Trans bir kadın. Esef Su diye. Geçen gün hatta topluluğumda yayınladım. Ay, beni o kadar güldürüyor ki. Sivaslı, Malatya'da büyümüş bir tane genç. Ondan sonra işte kadın oluyor. Esef Su adı. Bu kadar mı tatlı olur?
Şerefsiz beni öldürüyor gülmekten. O kadar tatlı. Kayseri şivesinde konuşuyor. Geçen gün yayınladım onu. Ya o videonu zaten koydum, dönüyordu burada. Ondan sonra da nedir adı? Uzun zaman sonra geçmiş Nevşin Mengü'ye. Bir geldim aşağı, Mehmet bitmiş, Nevşin Mengü devam ediyor. Sıraya kim eklediysem o dönüp duruyor. İzlemesem de dönüyor. Erdoğan hoş geldin Ankara'ya, selam olsun. Ben izlemesem bile bilgisayar izliyor sizi. Benden çok bilgisayar herkes izliyor. Bir ara Güney zırt pır canlı yayın açıyordu. Açıyordum kadının canlı yayınını, gidiyordum işime gücüme. Sabaha kadar canlı yayın mı olur? Hangi birinizi izleyeyim? Ayşegül, Arman Çağlayan da. Aa evet, ben orada tanıdığım Ayşegül. Kadına bayıldım ya. Vallahi bir gün Esmeray var ya, benim evimde kalan kız. Siz biliyorsunuz değil mi? Benim evimde bir sene travesti bir arkadaşım kaldı. O da şimdi artık kadın oldu. Esmeray. Cadının bohçası. Çok seviyorum kendisini. Beni izlemiyordur ama izliyorsa buradan ona kucak dolusu selam olsun. Şimdi öyle bir insana tanıyıp destek olduğum için hayatımda ve kendimde hep çok gurur duydum. Bu kızcağız da resim öğretmeni. Öteberi öyle yani, aile baskısına kalmış, kendini yetiştirmemiş falan değil. Bir sürü insanlar biliyorsunuz, sadece konuşuruz, hiçbir şey yapmayız kendimiz için, ama o kendisi için çok şey yapmış. Ailesine baş kaldırmış, resim öğretmeni olmuş, eğitimini almış. Yani öyle ben acındırayım kendime yok. Bileğinin kuvvetinle ayağının üstünde duran bir birey. Ay, kaçırmışsınız. Evet, Esmeray'ı. Esmeray benim canım. Geçenlerde buradaydı. Çok kötü bir kalp ameliyatı geçirdi ve burada şimdi artık o burada yaşıyor. Yani şeyde nedir adı? Ne köydü be? Serhatlı köyünde. Ondan sonra Serhat bir şey yazdı da kaçırıyorum diye şey yaptım. Kendine arsa aldı, üstüne biz ona yardımcı olacağız, üstüne ahşap ev yapacak, Yusuf mu yapacak bakalım, başka birileri mi yapacak bilmiyorum, bir şeyler yapılacak da tam net konuşulmadı. Şimdi doktor izin verdi artık, Bedriye benim gerçek köylü Bediş'im gidiyor. Sen de emanet ol şekerim, Hasan abime selam söyle, 24 Mayıs'ta belli mi olur? Gelirim vallahi. Tamam cennet, sana da müsaade. Nasıl anlamadım. Kiminle ne konuştunuz? Geçti. Azem abi bir şey yazdı, geçti. Zili çalmasın da göreyim ben. Vallahi bir çalmasın. Kapıdan girmeyenlere acayip yani kızıyorum. Ha, duydun mu Ebru? Mehmet gelmiyormuş. Yani Çanakkale'ye geliyormuş. Ben alacağım Çanakkale havaalanından. Vallahi Mehmet gel, ben seni bir tane at arabası bulacağım, faytonla geleceğim. Mehmet bak, sen boş ver Emrullah, sen Çanakkale'ye gel, havaalanına ben seni tutacağım, bir fayton. Süsleyeceğim falan faytonu çiçeklerle, böceklerle. Ondan sonra yollarına gül dökeceğiz falan filan oluyor ya. Öyle yaparım artık vallahi. Ay ne kadar komik olur. Bir de kameraman tutarım abi. Videoyu da canlı canlı açarız. Abo! Çok 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 komik oluruz. Taligali, evet, değil mi? Taligali ile. Ay vallahi çok iyi geldi bana bu canlı yayın. İyi ki açtım. Yoksa sıkıldım şu boncukların arasında. Yedirdi bana kafa. Abo Mehmet. O canlı yayına da bir adam tutmam lazım. Ben onu açamam ki. Vallahi belediye başkanı da alıp geleyim mi? Biliyorsun Ülgür Bey'le sıkı fıkı dostluğumuz var. Sağ hoş olsun. Başka şeylere benzemiyor adam. Halkın arasından biri. Desem ki Ülgür Bey, rica etsem gelseniz. Almanya'dan bir misafirimiz geliyor özel şeyi açmaya. Biliyorsunuz. Adam bizimle birlikte gelir seni karşılamaya. Çanakkale Belediye Başkanı heyeti. Bando takımı.
Dayarla. Vallahi ayarlarım ne var ki? Bando takımını ne ki? Bizim nedir adı? Mankenleri boyadık. Şimdi videolarını çekip koyuyorum Etsy'deki dükkanıma Azem abi. Şimdi ne diyecektim? Biliyor musunuz? Bir anım anlatayım size şeyle. Hülgür Bey'le. Tanımıyorum o zaman. Tanımıyorum derken böyle hiç sohbet etmişliğim yok. Kaz Dağı protestosuna gitti. Yukarıda mankenler Hüseyin abi. Ondan sonra ben aşağıda atölyedeyim. Gittik. Şimdi ben ne bileyim orada belediye başkanlığında olduğunu. Bir gruba katıldım. Orada muhabbet ediyoruz. Gece saat 10. Sahir Ala Perisa da yanımda. Oraya gittik protestoya. Köyden kalktık gittik. Dibimiz zaten 3 kilometre var aramızda. Belediye başkanı da dediler burada. Ondan sonra kadının bir tuttu benim kolumdan dedi ki seni mutlaka belediye başkanına tanıştırmam lazım. Dedim ki ben belediye başkanını tanıyorum. Aynalı Çarşı'da şimdi Levanti diye bir yer var. Benim dükkanım da dip dibe böyle kapı komşum. Levanti'ye sık sık geliyordum. Merhaba başkanım hoş geldiniz diyordum. Ama böyle sohbetim yok adamla. Ondan sonra neyse şey yaptık. Dedim ki tuttular beni kolumdan illa götürdü. Sevinç merhaba hoş geldin. Yapalım vallahi Mehmet. Ondan sonra tam dur bir lafımı bitireyim. Gittim. Anlayamadım ben şimdi ben nereye başkan diyor ya demiyor ki belediye başkanı Hülgür Bey burada. Başkanımız dedi burada dedi. Ondan sonra dedim ki herhalde bir şeyin başkanı. Burada herkes herkese başkan diyor ki. O başkan bu başkan herkes başkan. Ben de başkanım. Ben Pürçüklü TV başkanıyım. Ondan sonra götürdü. Aha baktım Hülgür Bey. Herkes açtı telefonlarını. Biz çekiyor. Dedim ki merhaba başkanım. Ama baştan böyle bir afalladım. Merhaba başkanım dedim. Ben sizin olduğunuzu anlamadım ki dedim. Şimdi herkese başkanım diyor ya bu halk dedim. Öylesine birinin yanına beni tuttular kolumdan getiriyorlar dedim. Nasılsınız dedim. İyiyim siz nasılsınız dedi. Ondan sonra baktı benim kafamda bir tane kocaman geyik şapka. Sayıran'ın kafasında bir tane sincap şapka. Perisan'ın kafasında tilki şapka. Biz protestoya katıldık böyle egzantrik şey. Üstümüz başımız gece saat diyorum ya 10. Karanlık. Ama adam tabii her taraf ışıklar. Bir de herkes açtı telefonlarını bizi çekmeye. Açtılar flaşları. Flaşlar açılınca aydınlandı. Bizi gördü işte. Ay çocuklar falan ne kadar tatlısınız. Teşekkür ederiz aramızda olduğunuz için falan filan. Başkanım dedim. Şimdi dedim herkes kamerala çekiyor ama herkes silsin bu bölümünü dedim. Ama ailem böyle konuşuyorum. Ben size çok kızdım dedim. Adam baktı yüzüme dedi ki neden dedi. Tabii öyle bir şey beklemiyor ki herkes biliyorsunuz yağlar ballar yalar yutar. Mehmet bu yala beni yut beni aklıma geldikçe hep siz geliyorsunuz Hüseyin abiyle ya ne kadar o gün beni güldürdünüz restoranda yemeğe gittiğimizde Bostan TV Demet de geldi durun şimdi karıştırmayın muhabbetimi Fatma İncekaya da geldi ondan sonra beğenmeyi unutanlara çok kızıyorum Hüseyin abi bak yakışıklı abim falan demem kızarım neyse adam böyle suratıma baktı ama hiç kimse kapatmadı telefonunu tabii ki. Ondan sonra Rukiye git canım görüşürüz iyi geceler çok sağ olasın. Fatma teşekkür ederiz hoş geldin. Sonra dedim ki başkanım ben size çok kızdım. Neden dedi diye sordunuz diye söyleyeceğim şimdi dedim. Bizim dedim sitenin altında 30 tane çam ağacını dedim ağacını katlettiler. Oraya bir tane korkuluk dikmek üzere. Korkuluk dedim spor salonu yapacaklarmış. İşte dedim ben bağırdım çağırdım. Hatta burada videom var. Bakın bunun altına linkini koyayım bir izleyin. Bakın ben ne kadar o gün ağladım. Kaktüsçü de geldi bizim Emine. Hoş geldi. Hoş geldin Emine. Ondan sonra o videoyu izleyin mutlaka. Yani feryadımı görün bakın delirmiştim yani o derece. Siz dedim hiç müdahale etmediniz. O 30 tane çam ağacını dedim katlettiler. O da dedi ki vallahi orası bize ait değil dedi. Yani orası dedi spor ve bilmem ne bakanlığına ait zart ettik zurt ettik adam herkes bizi çekti tamam mı dedim ki kusura bakmayın ama şimdi bunu size söylemezsem o zaman kendimle çelişeceğim ve çok sinir olacağım kendime yani kusura bakmayın bu kadar telefonun önünde bunu size söyledim ama söylemezsem dedim kendim olmayacağım olur mu ne kusuru yani teşekkür ederim ben onun oradaki ağaçları falan işte kesildiğini
Farkında değilim çünkü oradaki ağaçların farkında değildi sağ olsun belediye başkanım. Ama olsun ben o Ülgür Gökhan'ı seviyorum çünkü adam halkın arasında geziyor. Yani öğlen yemeğine geliyor orada Aynalı Çarşı'nda yiyor. Yani Ulu-Orta'da yürüyerek geziyor. Yani başka başkanlar gibi değil yani bir sürü başka başkan yanında 40 tane şey gezerken ay çok teşekkür ederim. Var olun Fatma kardeş. Gezerken adam yürüyerek geziyor Çanakkale'nin içinde. Vay efendim öylemiş vay böylemiş. Beni bağlamaz o kısımları. Ben adamı severim abi. Sevdiğim için yani bana ne bir faydası olmuştur ne bir zararı olmuştur. Dediğim adam hiç kırılmadı, dökülmedi. O kadar kamerada çekti. Bilmiyorum birileri yayınladı mı, nerede yayınladılar ama. Yani böyle çenem düştü gene. Car 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 car. 50 dakikadır konuşuyorum yorulmadan. Ama iyi hissettim. İyi ki nedir adı açmışım yayını. Sevgi de geldi Fransa'dan. Sevgi, hoş geldin şekerim. Nasılsın? Böyle işte. Vallahi 54 kişisiniz. Yazın bakayım kimler var. Ben bir sürünüzü okumadım şimdi şey konuşurken çünkü lafım piç oluyor o zaman. Vallahi mutlaka çıkmıştır ama ben görmedim. Ay sirkeler çok güzel bir tane kırmızı üzüm sirkesi yaptım. Bayılıyorum kokusuna. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Sevil burada mıydın sen? Yoksun sandım. Ne zamandır yazmıyorsun? Ne diyecektim? Gidiyorum manyak gibi sirkenin. Manyak manyak işler diyor diye Mehmet de asır biraz önce. Gidiyorum böyle sirkenin kapağını açıyorum. Kokluyorum. Süzemedim çünkü sirkeyi zaman bulup. Ondan sonra sımsıkı kapadım ki havası kaçmasın. Emine var. Nedir adı? Bizim iki Emine'ler ara. Keşke araya girseydiniz. İki Emine'nin arasına girip bir şey dileseydiniz. Emine, kaktüsçü Emine'm var. Öbür Emine Orhan var. Başka kim var? Sevgi şimdi geldi. Mehmet Asir var. Azem abi burada. Bostan TV burada. Ali Şimşek hoş geldin. Sefalar getirdin burada. Sonra Müzeyyen Arslan burada hoş geldi. Ondan sonra Sevil BG buradadı. Hüseyin abim burada da Aslan. Hüseyin sizin sigort Şahin sizin sigortacınız buradadı. Ondan sonra çeşitleri tabii ki artır. Ne kadar çok sirke o kadar iyi hayatımıza can katıyoruz. Dilek diyeceğim Emine tamam. Dilek diyeyim tamam ama ben seni Emine Orhan olarak biliyorum ya şimdi. Çimen Hansen de geldi hoş geldi. Ondan sonra kim başka buradaydı be? Kim unuttum? Fatma. Mesela Kereviz. Wow, ben yapmadım. Ayşe Gülgirgin burada. Ondan sonra kim burada da başka? Şey vardı. Neslihan Özkan hoş geldin. Şey Neslihan Özkan, Nagihan Özkan. Durun. Bu kutumun altında şey kaydı. Helva kutusu. Ayşe tam sen diyordum şey Şirin siz burada mısınız diye. Kız içimi mi okudun Şirin? Ondan sonra başka kim burada? Cenk Tunç. Aa unutur muyum Cenk Tunç? Buradadın. Çimenan sen hoş buldun. Nasılsın? Ben çok iyiyim. Vallahi işte ne bileyim çok salladım bayır aşağı herkesi. Emrullah burada da başka kim burada da be? Kimi saymadım? Gidenler vardı. Bediş buradadı. Ha, Güney burada be ya. Başka kim vardı? Kaçırdın mı beni? Hanife'cim burada evet. Kız Hanife kim gitmişti biraz önce? Ali Şimşek. Tüm kanalları. Nasıl? Bir dakika. Okuyamadım Ali Şimşek. Bir daha yazsana kardeşim ya. Ben buna dokunursam şimdi bunlar kayıyor gidiyor ondan sonra. Ben geriye düzeltene kadar yayın bitecek. Bak nedir adım? Şirin kızçen nasıl ya? Onu merak ettim. Düğün dernek yok değil mi? Beni çağıracaksınız düğüne artık. Çağırmazsanız kızarım vallahi. Ben bütün biliyor musun? Hamamdaki beni yıkayan kadınların bütün düğünlerine gittim. Ha Sami K da burada. Sami K değil ya. Fırıncı Sami kardeşim burada. Ne diyecektim be ya? Ne diyordum? Ha, sirkeler 2-3 tane karışınca başka bir boyut alıyor. Böyle değişik bir şey oluyor. Ha, Güzin de burada. Sevgi
Sen limoncusun. Aa, biliyor musunuz bugün ne düşündüm? Limoncu deyince zeytin ağaçlarının kesilmesine hayır. Ay Ali Şimşek. Bak şimdi ne diyecektim. Bugün ne düşündüm dedin ve senin yorumun geldi ya. Benim kalbim çok temiz ya. Bugün ne izledim biliyor musunuz? İnanmazsanız yalanım varsa gidin bakın. Zeynep Bilgin de geldi, hoş geldi. Hanife. Kovmayacağım kimseyi. Bak bugün Ali Şimşek ne oldu? Şey izledim. Dairenin bir bölümünde, en son bölümünde, bir önceki bölümü şeyde, siz de izleyin. Dairenin dün değil, bir gün önce yayınlandığı bölüm değil, bir ay önce yani Ataşehir'de bir Naciye Özcan hoş geldin. Haziran'a kısmetse. Kız benim doğum günüm de mi yoksa? Kocanın da kalbi, Ali kardeşimin tabii ki kalbi temiz olur. Ha durun bakın lafımı bitiremedim, yazmayın. Oradaki dairenin o son bir Ataşehir'de bir mimarın evini baktım. Ali sana söylüyorum şimdi şey kalbimi okudun dedim ya tam onu söylüyordum. Adamın evinin ortasında zeytin ağacı. Ve dedim ki Yusuf'a bana dedim iki tane zeytin ağacı buluyorsun ama azıcık şöyle govuklu govuklu olsun yani azıcık büyük olsun yani şöyle kalıncana iki tane saksı ekeceğim. Onları evimin birini balkonuna koyacağım, birini kapımın önüne koyacağım. Bahçeye ekmek istemiyorum. Nihal, hoş geldin. Ondan sonra şimdi sen zeytinleri koruyalım dediğin zaman şey yaptım. Evet bugün de Fatih Altaylı'nın yazısı zeytinlerle ilgili. Yani herkes Ege'ye aşıkmış ya. Bu nasıl bir aşk dedi. Zeytin ağaçlarını kesiyorlar. Oralarını bütün rezil ettiler. Şimdi çet raporu da gerekmiyormuş. Bugün her şey üst üste oldu. Zeytin ağacı bugün hayatıma böyle değişik bir anlam kattı. Kesinlikle. Zaten Yusuf'a bir gün sizin önünüzde soracağım. Bakın 10 senedir şöyle kalın bir ağaç al getir benim bahçeye koyalım diyorum. Hala getirecek. Seyretmedim ama bilgisayar seyretti sizin videoyu. Ben siz canlıken seyrettim. Vallahi zihniyet değişmeyecek güzelim. Artık Ege'ye aşık yok. Çok haklısın. Tamamen rant oldu. Çok haklısın Emineciğim. Altaylı'nın yazısını okuyamıyorsanız sesli köşeden dinleyin. Adam o kadar güzel anlatmış ki babası çünkü annesinin ölümünden sonra Ege'ye yerleşmiş. Ve onu da Ege ile ilgili dediklerini bugün dinleyince içim acıdı. Boncuklar dökülmüştü. Onları bir taraftan da topluyorum. Çünkü çenem düştü. 57 dakikadır işi gücü bıraktım. Ondan sonra ah ah Azem abi ne deysen ne de ne ben diyeyim. Ben öyle bir Patara'ya gittim de herkes millet şey nedir adı toprak ağası olmuş. Sonra da İngiliz'in yanında kayayım diye mutlu oluyor. Yerini satmış İngilizlere. Vallahi biz ne biçim halksak. Kim geldi? Menfaat dünyası aynen. Ne diyecektim? Şey geldi. Nihal. Bir dakika dur. Kim geldi be? Zennur'un doğası geldi benim canım. Hoş geldin. Ay fiyatlar Çanakkale'de de uçtu. Bu köprü de hepten uçuruyor. Biraz önce söyleniyordum ya ne köprüsü istemiyorum diye. Ne organik ürünü, ne organik mi kaldı? Benim komşum var şimdi bir tanesi. Benim kümesim var ya, kümese özendiler. Kümesi yaptılar. Fenli yem veriyor tavuklara. Dedim ki abi ya sen böyle yapma. Sen aydın adamsın, ressam adamsın. Ne fenli yemi veriyorsun? Ondan sonra dedi ki bacım ya azıcık toplasınlar kendilerini baksanız ya. Hepten hılbıllar mı dedi bir şeydi böyle onların şivesinle Erzincan şivesinle bir şey dedi. Dedim ki boş ver abi hımbıl olsunlar yani zayıf olsunlar ama doğal beslensinler. Benim tavuklar ben ne anladım o zaman? Şehirli. Nerede be? Bu mu? Yahu şehirli dur be ya sen yine ne artık karısı. Bak içinde inciler var. Ben de diyorum ne reklamı. Oturduğum kutunun kapağı da bu Oruçoğlu helvaları bu da reklam olsun. Kayseri'nin muhteşem helvası çok güzel Yusuf her gittiğinde getiriyor. Da ne diyordum ben? Ne aşkı yani Ege aşkımış. Herkes rant peşinde. Ondan sonra hibrit şey dikiyorlar. Bu arada ben bu sene hiç kimseye şey yollamadım ya. Nedir adı?
Doğa balık. Doğa balık hoş geldin. Vallahi. Ay boş verin. Reklam olsun vallahi hiç önemli değil. Şimdi ne reklam oldu? Ne çıktı şimdi? Azem abi ne gördün? Aa, Çestita Baba Mart, sana da unuttum, ben de unuttum vallahi, ama 30 Mart bugün Bulgaristan'da tatil. 30 Mart'ı kutla, tamam mı İveta'ya? Ben biraz önce kendi şey yapıyordum. Ha, benim adam geldi. Yavrum ben yatıyorum bu Ya gece. dur bir dakika, bir şu zeytin ağacını kaç senedir istiyorum senden, söyle sesli. Kovuklu zeytin ağacı istiyorum ya senden. 15 senedir istiyorum. 15 senemiş. Ben 10 senedir diyorum, Çanakkale'ye geldiğimde bu 5 abartı koydu. Kayserili işte. Jagler kutusu. Evet. Bakayım Jagler'in içinde ne var. Kim geldi? Hoş geldi. Biri geldi ama bir daha yazsın. O geleni okuyamadım. Ay ay. Kanalına bak. Hüseyin abinin kanalına reklam verebilir misiniz? Durun şimdi. Üstünde falçatalarım var. Bakalım içimden ne çıkacak şimdi. Jagler kutusu, böyle kutularda değerlendiriyorum. Çünkü en kolay böyle kutulara yerleştiriyorum. Abo, şimdi aranızdakiler. Nurdan Hatay Yazıcı, Gemlik'ten selam olsun. Gemlik zeytinlerinden, bakın bakın ne çıktı. Gördün mü Jagler'in içinde ne var? İğne oyaları, boncuk oyaları, bilmem neler. Dolu, kaç tane şekil var. Canım Ayşegül, iyi geceler, gene gel. Görüşmek üzere. Kız saat kaç oldu? Bu adam da yatıyor. Bunun içinde. Bunlar hep eski oyalar. Vallahi billahi. Bakın hep oyacıklar böyle. Senin dükkan, benim dükkan, senin dükkanlı. Tüm bizlik bir şey yok. Eşsizlik bir şey yok tabii içinde. Burada burası hep apık sapık şeyler. Üstünde de yazıyor bakın. Boncuk koyamış da sırtı dönük olduğu için görmedim kutuyu. Hadi şinjakler gitsin oradan, boncuk boya gelsin. Ay durun. Vallahi kutuyu kırıyordum. Müze. Ay vallahi nerelerdeyim, buralardayım ama çok işim var. Tamam. Bak dede ne dedi? Guten Tag dedi. Vallahi vallahi abi seninle 2 ay takılsam ben Almanca'yı sökeceğim. Şimdi ben sizi azat edeyim mi? 1 saat 2 dakika olmuş. Enerjimi depoladım. Saat de zaten 12'yi geçiyormuş. Aa, Kayseri'yle hayırlı olsun. Kaç kişi ikizler? Ben ikizlerim, 15 Haziran. Kim başka burada ikizler? Lekanoş demiş. Bak İzmir, benden de Hüseyin abi Lekanoş da Almancasını söyleyemeyeceğim. Bak Zeynep ikizler. Fatma biz köyde de yaşıyoruz. Çanakkale'de yaşıyoruz. Hafta arası Çanakkale'de kızlar şey olduğu için. Ondan sonra hafta sonu da köyde yaşıyoruz. Ama bu hafta sonu gidemedik köye. Ama ne zaman gittik? Cumartesi gittik. Aha, o kadar mı benziyordu bana? Allah, İtalyanmış. Gitti. O zaman Alore deseydin gidip İtalyan kadına. Kadın yolları örgüler yapsalar geçmem geçmem. Sarayları değil mi? David vallahi senin bu deyimlerin de beni öldürecek. Müzeyin. İyi biraz daha durayım haydi. Nasıl olsa işim bitmeye niyeti yok. Azıcık daha durayım ama uykusu olan gitsin. Demiyor musun artık? Herkese iyi geceler demiş. Sevil BG Bulgaristan'dan bize selam söylüyor. Ben de ona selam söylüyorum. Hoşça kal. Fareyi görenler. Nerede bir fare, nerede gördün? Bir yazsınlar diyor. Burada fare arasın. Fare olsa buraya duman attırır. Galiba, değil mi? Cenk mutlu huzurlu geceler diliyorum canım. Gene gel. İzmir'deki bak bir yazdı. Nerede gördün fareyi be? Demek burada fare ne arasın? Trigveşti Lekanoş Azem abi. Nogu pozdravina Iveta.
Hayırlı geceler David Wilma, hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Martiniçkalar nerede biliyor musun? Üst katta. Ha bak bak gene geç diyor. Benimle kafa buluyorlar. İstanbul Beykoz'da. Nihal iyi geceler. Hanife sana da iyi geceler. Gidiyorsunuz yani. Şehirli gösterdi. Ha. Nerede be ya? Bana gösterin. Ben de göreyim. Zennur. Sen yeni geldin doğru. Ama ben açalı bir saat oldu. Bir saat beş dakika. O yüzden milleti de oraya bağlamış olmayayım. Bak gene de uyumamama rağmen gözlerim falan iyi görünüyor yani. Yanaklar manaklar azıcık çökmüş mü diyecektim. Çökmemiş. İyiyim. Amizin. Tamam gülüm Emrullah. Sen de git. İyi geceler. Çok selam söyle annene. Beni takip eden herkese selam olsun. Abo 100 beğeni olmuş. Gidenler beğenmeden çıkmayın gebertirim. Fatma günaydın. Hayırlı geceler. Hoş geldin. Böyle işte şu anda kendimi size feda ediyorum. Şöyle bir tane helva kutusunun üstünde tünedim duruyorum. Ali Şimşek. Evet mutlu barış dolu geceler olsun. Haklısınız. Dün 10 tane kitap aldım kendime. Bir günde artık Eleanor. Sen de geldin. Hoş geldin. Eleanor iyi misin kuzum ya? Hiç sana hal hatır soramadım yorumlarda. Arada bir yazayım diyorum. Zeynep sana da iyi geceler. Sevilciğim öpüldün şekerim. Hoşça kal kendine iyi bak. Güzin sen de Martiniçka bileklerine yaptın ve hediye ettin. Aa çok güzel. Benimkileri ay, ay duydunuz mu Azim abi ne yazdı? Durun. Durun bu kutu bir daha kırılırsa artık üçü göçecek. Sorun buyurun. Sorun. Hiç çekinmeyin sorun. Unuttuysanız birazdan gene hatırlayınca. Gel, aklına gelince sor. İdare ediyorsun. İyi olacaksın gülüm. İdare etmeyeceksin. İyi olacaksın. Bak senin kısçelerin var. Yani çok güzel görünüyorum çünkü gülüyorum. Gülmek insanı güzel yapıyor. Yoksa gerçekten yani son zaman don diyorum Yusuf'a. İyi bir gün çökmezsem iyidir. Küt diye. Burada herkes gitmiyor. Biraz önce ben gidiyorum dedim ya. Uykusu gelene yol vermiş oldum. E millet gitsin be ya. Demet misin sabaha kadar canlı yayın yapsam burada duracaklar değil ya. Ayaklarım uyuştu zaten. Ben de burada aynı diyorum ya altına yapmış çocuklar gibi tünedim. Ay size bir şey anlatayım durun. Şimdi bir gün Sahira küçücük 3 yaşında falan herhalde. Ondan sonra Eleanor dur bak Sahira'la ilgili bir şey anlatıyorum şekerim. Gitmiş balkona böyle koltuğa. Bir tane orada şey koltuklar var ya tikacı koltuklar şöyle kolunu dayamış ve duruyor. Allah Allah dedim bu kız kayboldu kesin bir halt diyor. Evet sizin gitmeniz 45 dakika sürer. Ben bugün dün onu şeye söyledim. Bugün mü söyledim be dün. Dün Hüseyin Şahin sizin sigortacınız. Gidiyorum diyor bir türlü gidemiyor. Olsun bir şey olmaz iyi yapıyorsun. Ondan sonra nedir adı? Sahir abi şöyle kolunu dayamış. Böyle bir kınıyor mu kınıyor bir şey yapıyor. Dedim ki bu burada bir iş tutuyor. Sahir sen ne yapıyorsun orada dedim. Uzaktan ama baya böyle 3-4 adım var. Ondan sonra dedi ki düşünüyorum dedi. Ay o gün bugün biz düşünüyoruz kelimesi deyince Sahir gibi düşünme diyoruz. Tamam mı? Hayat çok zor değil ya. Gerçekten hayatı ne kadar zor dersek. Yusuf şimdi gidiyor geliyor markete. Bak bunlara 45 lira verdim. Bak buna 100 lira. Ya deme arkadaş. Verdiysen verdin. Ne yapayım yani? Ben sen onu deyince düşüreceğim mi yani fiyatını? O yüzden boş ver deme. Şimdi Sayra gibi düşünmeyelim yani. Bir de ben burada oturuyorum. Şimdi düşünüyorum ben de burada Sayra gibi birazdan düşünmüş olurum. O yüzden Türkiye'de kadın olmak zor. Haklısınız ama Türkiye'den de gidemeyeceğimize göre idare edeceğiz. Mecburen. Mecburen yani. Düşünmek 45 dakika evet. Yani benden öğrendiniz benim lafımı bana satmayın. Gidiyorum deyip 20 tane daha yorum yapıyordum. Ama uzun zamandır öyle yapamıyorum. Çünkü
Çok katılamıyorum bir yerlere. Alper İnal. Kızım o ne demek Alper İnal? Sayıra haklı vallahi güzün değil mi? Düşünüyor. Onun resmini çektim o anda. Onu bir gün size göstereceğim canlı yayında. Çünkü üst katta şimdi yoksa şimdi açıp göstereceğim. Yani o kadar komik ki kız. Hatta onu WhatsApp şeyimi ekran yüzü yaptım. Yani bayağı şey yapıyorum. İlanur'um üzülme gülüm. Bak ben de kadın olarak Türkiye'de çok zahmet çektim evlenmeden önce ama deli dolu bir kadın olduğum için kimse bana dişini geçiremedi. Hatta kaç kişiyi bozdum. Her kuşun eti yenmez bir haddini bil diye. Ve insanlar deli mi ne diye bir adım geri atıyorlardı. Kim aldı 101. beğenisini geri? Geberteceğim vallahi onu. Şu 101. beğeniyi hangi hadsiz geri aldı? Ya beğeninizi geri almak ne demek? Beğenmediyseniz de beğenmeyin de. Çok komikler ya bu insanlar. Anlayamıyorum yani bu insanları. Bayıldım zaten senin beğenine bende. Ben gidip bir kahve alıp geleyim mi? Sinirlendim şu beğeniciye. Neslihan, ne zaman köye gideceğiz? Gideceğiz gülüm bekle. Vallahi hepimiz kadınız ama biliyor musunuz kadının Türkiye'de neden kadın olmak zor? Size söyleyeyim mi? Takmıyorum be ya boş ver sen de bir şaka yapıyorum. Azim abi sen deli misin? Ne beğeniye takacağım? Bak 99'a düştü sanki çok domurumdaydı. Yani benim beğenilere takılacak bir kadın mıyım? Ama anlamadığım bir şey var şimdi. Evet ya haklısın. Şaşkına döndük. Bunak olduk. Kız ne dedin? Sen her şeyi yarın takip ediyorum. Oturursam sen gel. Ne dedin yavrum ya? Anlamadım seni. Demek bir daha yaz. Ha şimdi bak Fatma ne diyordum? Tam lafımı Azem abi beğenilerle ilgili bir şey. Allah döktüm bir daha. Abi ben git ayağımın altından. Şimdi ne diyordum biliyor musunuz? Kadın olmayı Türkiye'de kim zorlandırıyor? Nasrin kim geldi? Nasrin İlhan diye biri mi geldi? Anlamadım. Bir şey biri geldi de. Neyse bir şey diyeceğim. Türkiye'de kadının işini kim zorlaştırıyor biliyor musunuz? Anne ve babalar. Sonra kocalar. Neden biliyor musunuz? Sahip çıkmıyorlar çocuklarına. Ondan sonra kız bizden çıktı diye düşünerek tamamen boş veriyorlar. Erkek çocuklar çok kıymetli oluyor ve o erkek çocuklarını öyle yetiştiriyorlar ki. Yani ondan sonra o erkek çocukları bütün dünyadaki kadınlara dünyayı zehir ediyor. Ve hiç kimse unutmasın ki herkes bir anneden doğuyor. İster kız olsun, ister erkek ve biz anneler çocuklarımızı her zaman sahip çıkmalıyız. Baba çıkmıyorsa bile biz anne olarak. Önce anne evet kesinlikle. Önce anne sonra şey. Ben Demet senin o upuzun yazını toplulukta okudum. Bir tane kıza ithaf etmiştin. Hani öldürülen. Tamam mı? Onu sonuna kadar okudum. Sana sona yazacaktım da böyle şey. Neyse. Kim alınırsa da alınsın, Azem abi de alınsın istiyorsa. Çünkü Azem abi bir erkek ama biz burada insanlar alınsın diye demiyoruz Nasrin. Nasrin İran'dan izliyorsun. Benim resim öğretmenimin adı Nasrin'di. Hoş geldin aramıza. Yani o yüzden kimse alınsın diye demiyoruz. Biz dik durmalıyız ama birinci annelerimiz bize sahip çıkmalı. Bir anne olarak. Annelerimiz bize sahip çıkarsa babalarımız diz çökmek zorunda bu durumun önünde. Ama anne kızına sahip çıkmıyor. Kızlar sonra eli kapısında perişan oluyor. Ondan sonra da vay efendim kadınlar Türkiye'de mağdur. Kadın mağdur ediyor bizi. Kadın kadını mağdur ediyor. Anne bir kadın. Canım çocuğuna sahip çık. Kocaya gitti diye yani. O yüzden hiç erkekleri korumaya gerek yok. Nedir adı?
Kadınlar kadınlara yapıyor her şeyi. Kadınlar gidip el alemin kadının kocasına sahip çıkıyor. O kadını yuvasız bırakıyor. Kadınlar anne olarak kızlarına sahip çıkmıyor. Tamam mı? Vallahi kimse de kusura bakmasın. Yani bütün perişanlığı kadınlar birbirine yaşatıyor. Erkek toplumu egemen, evet Türkiye'de. Ama al benim kocam da erkek. Ve Kayserili bir erkek. Ama vallahi kızlarına yarın öbür gün öyle bir sahip çıkacağından eminim ki. Duman attıracak kızlarımın kocaları ya da gene işte erkek arkadaşları korkacak yani Perisala Sayıra'yı sevmeye. Babaları deli diye. Vallahi o yüzden Türkiye'de kadın olmak zor değil. Türkiye'de işte eğitimli anne olmak lazım. Kızlarımıza sahip çıkmak lazım. Bunu da anne yapması lazım. Kocasına, babaya dur bakayım sen demeli. Ve bu benim kızım. Onun sonuna kadar arkasındayım. Param yoksa 50 liram varsa 25'ini kızımın hayatına yardımcı olmak için, destek olmak için yapacağım. Evet. Sevgi hoş geldin kuzum. Gücü yener. Anlayacağınız kızlar, erkeklerde suç yok, suç bizde. Vay efendim, adam suyu ayağına istiyor, ekmeği ayağına istiyor, donunu ayağına istiyor, her şeyi ayağına istiyor. Hiç kusura bakmasın yani. Susadıysa gitsin suyunu da alsın, donunu giymek istiyorsa gitsin alsın dolaptan. Hiç ödün veremiyorum kendimden. Hayat müşterektir. O zaman evlenmeyeceğiz, bekar yaşayacağız, ne var ki? Ben 32 yaşına kadar bekar yaşadım. Öldüm mü? Hayır. Vallahi cerbecerp hayatla savaştım. Cerbecerp. Elimden geldiği insanlara yardım ettim. Elimden geldiği insanlara iş verdim. Elimden geldiği insanlara aş verdim. Ama kendimi hiç kimseye ne ezdirdim ne de izin verdim. Bir çizgi ve yola devam. Vallahi 1 saat 16 dakika çene. Bu kadın da çenesi ve boğazı var yani. Ay öyle. Hadi kapatın şu telefonları da. Ya da ne de işte kanal şey gidin de ben de gideyim. Ne dersiniz? 40 kişisiniz ama kıyamıyorum size. Ama gene de gideyim. Çünkü 1 saat 17 dakika beni mutlu ettiğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim size. Yani çok mutlu oldum. Evet, hayat müşterek canım. Azem abi de 45 dakikada gidemedi vallahi. Ay abi ya. Gerçekten olsun işte. Bu da hayatın şenliği ve güzelliği. Gideme, boş ver. Ben de gidemiyorum ya canlı yayınlardan sonuna kadar. Ay. Tamam, sana kolay gelsin Fatma. Emine, ben teşekkür ederim ya. Vallahi 1 saat olsa da bile çok iyi dinlenmiş oldum. İyi hissettim. Bana enerji kattınız. Şimdi bakın buraya duman attıracağım. Şimdi burada püsküller dizeceğim. Bir sürü püskül var. Onları ayrıştıracağım. Hatice geldi. Hoş geldin. Olsun ya. Misafirlerin hoş gelmiş. Naciye Özcan iyi geceler. Şimdi tek tek hepinize iyi geceler diyeceğim. Hatice seni en sona bırakacağım şekerim. Kimden başlayayım iyi geceler demeye? Çünkü kalkayım bir parça kahve alayım kendime ve devam edeyim. Tamam mı? Çünkü çok işim var. Bitireyim azıcık daha. Evet. Kızım olursa taraf tutarım demiş. Çok haklısın Güzin. Çok haklısın. Güzin de senden başlıyorum. Güzinciğim iyi geceler. Almanya'ya selam olsun. Ondan sonra Şirin'e de Almanya'ya selam olsun. Şirin İsviçre diyordum size canlı yayın başında. Hadi bre. Mehmet gidemiyoruz ki, meşhur 45 dakika hikayesi. Vallahi. Emine iyi geceler. Sevgi Gücene, Gücü Yener iyi geceler canım. Zennur. Aynen. Zennur iyi geceler kuzum. Aksaray'a selam olsun. Mehmet iyi geceler kardeşim, gelince haberim olsun. Bostan TV. Ali kardeşime de sana da kucak dolusu sevgiler olsun Sivas'a. Kız Sivaslı şu şeyi izle Demet. Nedi be? Esef. Ha, Esef suyu izle. Mesut iyi geceler. Nasrin İran'a selam olsun. İyi geceler. Gene gel. Nagihan Özkan iyi geceler. Bostan TV Demet izle
Sen ne de be Esef suyu izle, tamam mı? Müzeyin Acar iyi geceler Bostan TV. Hoşça kal, git artık, hadi git, yatacağım yatacağım diyorum, git yatsın millet, benim işim var bir sürü. Fatma İncekaya gene gel, tamam mı? Evet, herkese kolay gelsin. Ne izleyeyim? Esef Su 50 kere söyledim. İyi geceler canım. Hoşça kal Zeynur. Mehmet Karagöz iyi geceler. Hatice sana en son diyecektim ama diyeyim de geç git. Ahmet Yıldız sana da iyi geceler kardeşim. Güzin iyi geceler. Bütün Almanya'daki canlarıma iyi geceler. Hepsinizin tek tek Almanya demeyeyim. Biliyorsunuz hepinizi biliyorum nereden olduğunuz ama. Selamet sana da iyi geceler. Emineciğim, kaktüs ve sukulent. Bir dünya kaktüs. Dur be kızım, sen de ismini bir türlü tutturamıyorum ya. Emine iyi geceler. Başka kim var? Hadi diyeyim hepinize de öyle gideyim. Mehmet Magdalena'ya sımsıkı kucakla ve öp benim için. Doğumu da zor bekliyorum vallahi. Evet, mutlaka izle. Çimen Ensen. Kız, benim toplulukta TikTok adresi var. Oraya gir, göreceksin. Çimen Ensen iyi geceler. Demet, topluluğa gir. Orada TikTok'unu paylaşmıştım bir gün. Oradan paylaştım. Yok be. Galiba şeyde paylaştım. Nedir adı? Mehmet, sana da iyi geceler kardeşim. Mehmet Asir. Sana dedim. Çünkü Mehmet Karagöz de vardı. Biraz önce sizi ayırayım. Ben soyadlarınızı söyleyeyim. Değil mi? Mehmet Karagöz, Mehmet Asir diye. Elanur. İyi geceler canımın içi. Hiç merak etme. Hayat bizim için güzel olacak. Başka kim var? Kız, şeyde bugün onun bir videosunu paylaşayım da herkes takip etsin onu ya, çok tatlı. Neyse, kim o? Ben onu Arman Çağlayan'ın videosunu paylaşacağım, oradan görürsünüz. Emine iyi geceler Orhan. Tamam hadi Emine, soyadlarınızı söyleyeyim de anlayın kim olduğunu. Kim kaldı, başka biri var mı? 34 kişisiniz, hadi gidin. İyi geceler dediklerim gitsin. Ay, deli bile bizi kovuyor diyecekler. Hadi şimdi bütün beğenilerinizi geri alıyormuşsunuz, tamam mı? Gidin dedim diye biraz önce iki tanesinin beğenisini geri aldı ya, gülesim tuttu. Neyse, önemli değil. Hiç önemli değil. Tamam şekerim. Elif Ecrin Aksoy iyi geceler canım. Ne güzel okudum. Bak bütün adını okudum şakkıdık diye. Başka kim var? Atın beni. Atamıyorum ki sizi. Gitmiyorsunuz 34 kişi. Sevgiye demedim iyi geceler. Ona da diyeceğim ve gidiyorum. Mehmet, aslında artık konuklu yayın yapsam çok mutlu olacağız. Bayağı insan katılır. Amba eğleniriz be, değil mi? Gül oyna, vur oynasın, çal patlasın. Harbiden ya, ben o pilim düştü. Ha, durun, durun takayım. Haydi kapatayım, pili taktıktan sonra artık yapmayayım canlı yayın. Durun takayım şuradan. Ha, taktım. İyi dayandı gene bak, bütün canlı yayına 1 saat 22 dakika idare etti telefonum, demek ki iyiymiş yani. Kim var başka 34 kişide? Haydi bre, milleti sıktık. 45 dakika iyi geceler diyorum. Kapatıyorum. Müzeyyen, sana dememiştim Acar, haydi kapat, yoksa sizin gideceğiniz yok. Haydi yallah. Öptüm hepini. Ha, biliyor musunuz Araplar bu yallah şeyine çok kızıyorlar. Bilmiyordum. Sevgi, sana dedim mi Gücü Yener iyi geceler. Bu ayağımın altındaki helva kutusu lokum oldu. Isındı herhalde, şöyle buruştuk, yazık oldu. Gidemiyorsunuz, ben gidiyorum vallahi. Ha, durun şu Arapların yallahını anlatayım, öyle gideyim. Arap kardeş varsa aramızda sakın alınmasın. Şimdi İstiklal'de dükkan var, tamam mı? Bir dakika anlatayım size, nerede o? Ha, kaldırdım. Şakiralar var ya belimde. Ondan sonra belimde Şakira var. Şöyle şöyle şey yapıyorum ya, şangır şangır yürüyorum iki dükkan arası. Ondan sonra şimdi arabam biri geldi. İndirim yaptı falan filan. Bir sürü aldı gitti. Ondan sonra dedi ki belindekisini de bana hediye ver dedi. Bir sürü indirim yaptım zaten. Abo geldi bana. Emine Karakeş hoş geldin ama ben gidiyorum. Boş ver. İyi geceler sana da. Ne diyecektim? Ondan sonra dedim ki bana bak. Haydi yallah dedim. Ay, adamı kovmak demekmiş yallah. E ben de git dedim zaten ama kötü bir kovmakmış o. Kötü bir şeymiş yani. Osmaniyeli sen geldin de biz gidiyoruz şekerim. Ondan sonra ana adam bir ters tepti.
bir daha kesinlikle Araplara yallah mallah demiyordum. Mine de geldi. Sen yetişemedin olsun. Sen devamını izle, çok eğlendik vallahi. Like attın. 202 oldu belli Osmaniyeli. Like attın şekerim, teşekkür ederim. Neyse, ondan sonra bir daha hiçbir araba yanında der miyim yallah. Şimdi burada siz yallah'tan alınmadığınız için hepinize yallah dedim de 30 kişi yallahlatamadım. Gitmedi kimse. Haydi yallah, gerçekten yallah. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. İyi geceler olsun. Allah rahatlık versin. Lekanoş, good night, good avant. Başka hangi dilde söyleyeyim? Spokojni noć. Ondan sonra sen de attın. Teşekkür ederim. 106 oldu, doğru attınız. Sonra abo, geç kaldım, çok geç kaldım. Başka dilde bilmiyorum vallahi. Bu kadar dil aklıma gelmiyor diye. Son aklıma gelince yarın derim size, iyi geceler bir daha. Haydi bay bay. Serike Mehmet. Kapı Nihta. Ha, o da neyse, hangi dilse. Haydi öptüm siz hepinizi. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Guten Nacht dedim vallahi Mehmet. Git hadi. Haydi. Guten Nacht. Guten Nacht. Doğru. Söyledim. Onu da söyledim. Snap Bekleyin. Aa, bakın İranca da söyledim. Kız Nasrin benim yanımda 6 sene İranlı bir kadın yazdı klavye. Ben doğrusunu söyledim Mehmet. Haydi Mehmet Asir kardeşim, hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Hu hu diyerek gideyim hadi. Bay bay dedim. Kapattım. Kahve almaya gideyim, ayaklarımı